Şehirde Sanat'ın yeni sezonundan herkese merhaba. Bu sezon her sezon olduğu gibi sizlere çok keyifli içerikler hazırladık. Şu an ilk olarak Durak X Large Cafe'deyiz. Durak X Large'ı konserleriyle bilirsiniz ama biz bugün biraz daha farklı bir şey için buradayız. Perküsyon atölyesi nedir biliyor musunuz bilmiyoruz ama çok keyifli bir gün geçireceğinize eminiz. Bir müzik alanı, her şeye açığız dediler ve gerçekten de tanıdıkça her şeye açık olduklarını, yani sadece bir bar işletmediklerini, başka bir vizyona sahip olduklarını fark ettim. Düşündüm ne olabilir, burası konser alanı, çok güzel atölyeler olabilir diye düşündüm ve ben bir ritim atölyesi açayım diye yola çıktım. Başta herkes kendi tercihini yapıyor. Daha sonra bile iyi olanlar Konga'da kalıyor. Parmakları daha iyi olanlar, daha iyi parmak kullanıyorum diyenler Bongo'ya geçiyor. O şekilde bir ay sonra da netleşiyor her şey. Kendini ifade etme biçimi diye düşünüyorum perküsyon. Perküsyonla, ritim aletleriyle de aram iyi oldu. Kendimi ifade edebiliyorum, mutlu oluyorum, deşarj oluyorum. İyi geliyor kısacası. Terapi gibi geliyor. Vurdukça davula kendinizi rahatlamış hissediyorsun. Yani bir psikiyatri yardımı yapmış gibi oldu bana aslında. Çok iyi hissettim ve bunu niye başkalarıyla paylaşmayayım diye düşündüm. İyi ki de paylaşmışız. Gerçekten çok güzel bir noktaya geldi. Siz güldüğünüz zaman karşınızdaki niye güldüğünüzü bilmeden de güler. Bu öyle bir şey. Ritmin de öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve yola çıkarken hayatın ritmini hep beraber yakalayalım diye yola çıktık. Ve gerçekten yakaladık. İyi bir şey yaptığımıza inanıyorum. Şimdi bongo ikili olup ince ve kalın sesi vardır. Tiz ve bas ses olmak üzere iki ayrılır. Çalım tekniği, hil tip dediğimiz bongonun daha büyük versiyonu. Aslında bu üçlü ama üçüncü enstrüman yok bizde. En küçüğümüz kinto, bir büyük boyu konga. Şehirde Sanat ekibiyle Moda sahnesinde Akciğer oyununu izlemeye geldik. Oyunculardan Engin Happy'leri ile hem tiyatro hakkında hem de oyun hakkında çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çocuk mu? Çocuk. Çocuk atılıyor ortaya. Bir tür kelimesi geçiyor. Ve oyunda böyle başlıyor zaten çocuk. Doğaçlama olarak oyuncularla beraber çalışılırken ortaya çıkmış bir metin bu. Aslında şuradan yola çıkmışlar. Bu dünyaya bir çocuk getirelim mi? Yani günümüzde pek çok şeyle uğraşıyoruz. Bunlardan işte bir tanesi küresel ısınma, karbon salınımı. Onun dışında işte savaşlar, siyasi bunalımlar derken aslında dünyada daha çok çevre tarafından da bakarak da ciddi zararlar veriliyor. Ve bunların esas ana sebebi de insan. Sahnede sadece iki tane oyuncu, dekor olmadan, kostüm olmadan, ışık değişimi olmadan, herhangi bir efekt kullanımı olmadan, sadece duygularını kullanarak söylemek istediği şeyi söyleyebilir mi? Bu müthiş bir metin. Dedik ki özellikle bizim için bir challenge, oyunculuk için bir challenge. Bir genç çiftin arasında başlıyor. Artık ilişkilerinin bir... müzisyen bir erkekle doktorasını yapan akademisyen bir kadın arasında başlıyor. Çok güzel bir ilişkileri var. Belirtilmemiş ama bizce 3 ya da 4 senedir belki birlikteler. Bebek mercimek kadar oldu. Bebek fasulye tanesi kadar oldu. Yer fıstığı kadar oldu.
İşimizi keyifle yapmaya devam ediyoruz. Onlar da merak ederlerse gelsinler, buyursunlar. Buradayız, moda sahnesindeyiz biz. Ayda iki pazartesi, moda sahnesi bize sağ olsun kurulduğundan beri pazartesi günlerinde kapısını açıyor. Gelsinler, buyursunlar, bekleriz. Çok büyük dertlerimiz yok, çok büyük böyle sözümüz yok. Hayatın içinden küçük bir anı beraber bizimle paylaşmak isterlerse biz buradayız. Artık ulaşmak da çok kolay, internet üzerinden her şey. Dolayısıyla da herkes bekliyoruz. Unique'de yapılan Cocktail Fest'teyiz. Cocktail Fest'teki herkesin nasıl hissettiğini öğrenmek için hem de buradaki tatlı kokteylleri denemek için hep beraberiz. Açıkçası o dersi böyle 5 yıldır verdikten sonra böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç hayal etmiyordum. O yüzden böyle benim için de yeni duygular. Dersin en yüksek puan alan sunumuydu. Biz sunumu gördüğümüzde olmuş bir festival zaten bu diye yorum yaptık. Puan verirken de ben kişisel olarak en yüksek puanı kendisine vermiştim. Günün sonunda da en yüksek puan olarak zaten festival ortaya çıktı. Harika bir ortam olmuş. Hayal ettiğin ötesinde bir yer var aslında burada. O da bizi çok heyecanlandırıyor. Geçen sene beraber yaşadığımız deneyim, bütün o jüriyle bunları paylaşmak, sonrasında beraber tamamen sınıf ortamı olmayan, beraber bir şeyleri içip tamamen bir muhabbetin döndüğü bir şeyi yaşamak bence zaten esas çarpıcı olanıydı. Bunun üzerine şey gibi, hani pastanın üzerine bir şey koyarsın ve o onu tamamlar ya, bu öyle bir şeydi. Olmasa da olurdu ama olduğu için galiba bundan sonra hepimiz daha rock'n'roll hocalar olacağız. Gerçekten sunumu izlerken A'dan Z'ye düşünülmüş bir işti. Bayağı kurumsal kimliğinden tut, o eventin nasıl bir şey olabileceğini çok güzel anlattı. O yüzden hani zaten kafasında yapmış ve bitirmiş olduğu bir şey ama enteresan tabii bu kadar kısa sürede hayata geçmiş olması. Böyle yıllarda böyle kokteyl festivali olması açıkçası mükemmel bir şey. Hikayeli kokteyller, Five Sense kokteyller, işte değişik aromalar, her şey var burada. Müzik var, eğlence var. Hani müthiş bir şey. Kadıköy'deki Tasarım Bookshop kafedeyiz. Bu kafede kitabınızı okuyabilir, araştırmalarınızı yapabilir ve hatta acıktıysanız menüdeki leziz tatları deneyimleyebilirsiniz. Tasarım Bookshop kafe yaklaşık 4 sene önce açıldı. Fakat Tasarım Bookshop markası yaklaşık firmamıza ait 20 senelik bir marka aslında. İtalya'ya getiren, bu ağırlıklı olarak mimarlık, grafik, sanat, moda, yemek, fotoğraf kitapları başta olmak üzere getiren Tasarım Yayın Grubu'na ait bir marka Tasarım Bookshop. Çok basit bir başlangıç oldu bizim için. Tabii gene kendi konseptimize uygun, kendi müşteri potansiyelimize, kitlemize uygun bir şekilde burayı dizayn etmeye çalıştık. Kadıköy'deki kafe popülasyonunun artmasıyla, insan nüfusunun artmasıyla kafemizde de olan ilgi daha da hızlı artmaya başladı. İlk açtığımızda sadece çay kahve veririz. Bize yeter diyorduk. Bugün kendi mutfağı olan, kendi yemeğini, tatlısını üreten bir kafe haline geldi Tasarım Bookshop. Kitapları getirme konusunda pek sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun ithalatını yapıyoruz. Zaman zaman çalıştığımız bayilerden direkt alım yapıp zaman zaman da gelen müşterimizin ihtiyaçlarına yönelik de siparişler getirebiliyoruz.
Plaklar tamamen kendi özel koleksiyonum. Plaklarla alakalı sadece dinlemeye bekliyoruz. Ülkemizde çeşitli okuma grupları var, binlerce var belki. Bunların da zaman zaman bazılarına biz hizmet veriyoruz. Aslında bu kendinden gelişti. Biraz karşı taraftan gelmeye başladı ve biz de bunlara bu taleplere karşılık vermeye çalıştık. Ya da kitap okuma ihtiyacı olan ya da isteği olan birçok insanın bulunduğu da bir lokasyon Kadıköy. Herhangi bir raftan kitabımızı alıp, romanını alıp okuyabiliyorlar burada müşterilerimiz. Tasarımlarıyla modaya renk katan Fine Apple'dayız. Burası hem showroom olarak çok güzel hem de çok yükselen bir marka olduğu için sizde görün istedik. Sweatshirt düşündük otururken, hani ne yaparsak bu sweatshirt üstünde neyi değiştirebiliriz ve ne güzel olur gibi düşündük. Sonra işte üstünde değiştirilebilir patchler olabileceğini hayal ettik. Ve ertesi gün bir terziye gittik ve diktirdik. Ve çevremizdeki çok insana sorduk, hani bu nasıl oldu, sizce güzel mi falan. Tepkiler çok olumluydu ve bu da bizim hoşumuza gitti. Yani bu şekilde böyle hani bir yola girdik, isim aramaya başladık. Markanın daha çok eğlenceli ve yaratıcı tarzı bence diğer markalardan bizi daha farklı yapıyor. Çünkü hani her zaman daha unik ve yani normal, stabil, basic mağazalarda arayıp bulamayacağınız şeyleri biz daha çok üretmeye çalışıyoruz. Ünlüler giydi, mankenler, işte bloggerlar, oyuncular. Bunlar da sosyal medyada kendi ürünle, yani bu fotoğrafları paylaştıkça onu takip eden, ona hayranlık duyan insanlar da ondan bir şeyler yakalamak istedikçe bizim ürünlerimizi satın almak istediler ve bu da bizim bence daha çok yayılmamıza sebep oldu. Bence moda şu an popüler kültürün inanılmaz etkisinde. Çünkü şu an yine dediğim gibi sosyal medya ve internet çağında yaşadığımız için her şey çok çabuk tüketilmeye yönelik kullanılıyor. Yani bir fotoğrafta giyilen ürün ertesi gün hiçbir görsel değer taşımadığı için her şey alınıp, yani basic şeyler alıp sürekli onları harcamaya yönelik devam ediyor ve bu yüzden popüler kültürün etkisinde kalıyor moda. Yani hani ne o an coolsa, ne o an trendse onlar üretiliyor ve onlar giyiliyor. Ama bence sanatı hala modayla entegre edebilen tek yer moda haftaları olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü dünyanın çeşitli şehirlerinde hala moda haftaları yapılıyor ve tasarımcılar bence sanatını o zaman icra ediyor. Çünkü sanat modayla iç içe olduğu zaman kıyafetler giyilebilir olmuyor açıkçası ve insanlar da giyilebilir şeyler üstlerinde taşımak istedikleri için, tasarımcılar da ticari odaklı yaklaştıkları için basic şeyler yapıyorlar ama moda haftaları bence öyle olmuyor ve sanat orada kendini ortaya çıkartıyor modada. Yeni sezonundan bugünlük bu kadar. Umarız siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.